Herkese merhabalar, evime hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz, videomuza hoş geldiniz. Bugün sadece bir konuya bakacağız. O da biliyorsunuz önümüz sonbahar tatili, Herbstferien. 2 hafta boyunca belki işte bir eyalette yaşıyorsunuz ama Almanya içerisinde başka bir eyalete gidip arkadaşlarınızı görmek istiyorsunuz ya da tatil yapmak istiyorsunuz. Hangi kısıtlamalar söz konusu, hangi eyaletlere giriş var? Otellerde konaklama izni var, karantina mecburiyeti var. Bunlara teker teker bakacağız. ADAT bununla ilgili çok güzel bir liste hazırlamış. Bunun linkini ben size aşağıda paylaşacağım. Hızlı anlatırsam eğer o linkten tekrar bunu kontrol edebilirsiniz. Zaten onlar da sürekli güncelleştiriyorlar bunu. O yüzden alfabetik bir sırayla başlayarak hemen başlayalım. Bakalım Baden-Württemberg eyaletiyle. Evet, şimdi Baden-Württemberg eyaletine bir hotspot'tan, bunu açıklamayı unuttum kusura bakmayın. Hotspot biliyorsunuz eğer bir yerde 100 bin kişi başına 50 yeni koronavirüs vakası tespit edilmişse son 7 gün içerisinde biz bu bölgelere hotspot diyoruz. O yüzden bu bölgelerle ilgili olacak söyleyeceklerim. Bir hotspot'tan Baden-Württemberg'e giriş izni var mı? Evet var. Karantina mecburiyeti var mı? Hayır yok. Otellerde kalma izniniz var mı? Yok. Ama bir istisna var orada. Eğer bir koronavirüs testi yaptırdıysanız, negatif çıktıysa son 48 saat içerisinde bu testin sonuçlarını göstererek otellerde kalabiliyorsunuz. Bayan, Bavyera'ya bakalım şimdi. Herhangi bir hotspot'tan Bayan'a giriş var mı? Var. Karantina mecburiyeti var mı? Yok. Otellerde konaklama izni genel olarak yok ama testiniz burada da eğer dediğim gibi az önce negatif çıkarsa kalabiliyorsunuz. Berlin'e giriş bir hotspot'tan izni var mı? Evet. Karantina mecburiyeti var mı? Evet. Karantinaya girmek zorundasınız. Otellerde konaklamak için izin var mı? Hayır yok ama burada da biliyorsunuz yine negatif testiniz varsa kalabilirsiniz. Brandenburg'a bakalım. Bir hotspot'tan Brandenburg'a giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Burada da yine negatif bir testiniz varsa kalabiliyorsunuz. Bremen. Bremen'le ilgili, Bremen'le ilgili şu ana kadar herhangi bir kural bildirilmedi. O yüzden aktaramıyorum. Hemen Hamburg'a geçelim. Bir hotspot'tan Hamburg'a giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Sadece negatif testle girebiliyorsunuz. Hessen'e bakalım. Bir hotspot'tan Hessen'e giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Yine burada da negatif testi olanlar girebiliyor. Mecklenburg-Vorpommern'a bir hotspot'tan giriş yok. Yani kesinlikle eyalete giremiyorsunuz. Sadece negatif testiniz varsa girebiliyorsunuz. Gittiğinizde karantina mecburiyeti var. Otellerde konaklama izniniz yok ama zaten sadece bir istisna vardı ya hani testiniz negatifti. Zaten bu eyalete girişte negatif test olmadan olmadığı için zaten mecburen o testi göstermek zorundasınız. Aşağı Saksonya Niedersachsen eyaletinden de henüz kurallar bildirilmedi. O yüzden Nordrhein-Westfalen yani Kuzey Ren-Westfalia'ya bakalım. Herhangi bir hotspot'tan Kuzey Ren-Westfalia'ya giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Negatif testiniz şey diyecektim Almanca. Es sei denn, Sie haben ein negatives Testergebnis diyecektim. Yani test şeyiniz sonucunuz negatifse kalabiliyorsunuz otellerde. Rheinland-Pfalz. Şimdi böyle sürekli böyle okuyunca ben de bir şey oldum ya, kusura bakmayın. Rheinland-Pfalz'a bir hotspot'tan giriş izni var mı? Var. Karantina mecburiyeti var mı? Var efendim. Otellerde konaklamayla ilgili herhangi bir açıklama yapmamışlar. O yüzden bir şey söyleyemiyoruz. Saarland'a bakıyoruz şimdi. Giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama yok. Sadece testi negatif olanlar kalabiliyor. Sachsen. Ki kim gidecek Sachsen'a? Irkçıların, neonezilerin dolu olduğu bir yer. Neyse gitmek isterseniz eğer giriş izni var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Sadece testi negatif olanlar girebilecekler. Sachsen-Anhalt. Giriş var. Karantina mecburiyeti yok. Otellerde konaklama izni yok. Sadece testi negatif olanlar otellerde kalabilecek. Schleswig-Holstein. Burada giriş var. Karantina mecburiyeti var. Ancak otellerle ilgili herhangi bir kural bildirmemişler. Keza Thüringen'de de öyle.
orada da şu anda herhangi bir kural bildirilmemiş. Bunlar dediğim gibi ADAT tarafından yapılan, paylaşılan son bilgiler, liste şeklinde sizlerle paylaştım. Ama bu sayfanın linkini videonun altına paylaşayım ki siz, sürekli güncelleniyor bu sayfa çünkü. Buradan bakarak işte bir gün sonra, iki gün sonra, bir hafta sonra belki de bu eyaletlerdeki durum hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Onun haricinde küçük bir duyurum var, biliyorsunuz. Nevşin Mengü ile bir programa başladık. Sizde durumlar nasıl diye. İki ülke hakkında iki kadın gazeteci birbiriyle konuşuyor. Belki izlemek istersiniz diye şimdi linkini ekleyeceğim bu videoya da, izleyebilirsiniz. Nevşin Mengü'nün YouTube kanalında olacak. Bana da yorumlarda yazın lütfen. Hani beğendiniz mi, beğenmediniz mi, anlatmamı istediğiniz hikayeler var mı buradan? Biz de onlara yer verebiliriz. Onun haricinde videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Destekleriniz için, güzel yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz herhangi bir ücreti yok. Sadece yaptığım bilgilerden faydalanabilirsiniz diye umuyorum. Ve size bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın.